Gezegenimiz milyonlarca farklı sırra ev sahipliği yapıyor. Denizle ilgili olanlarsa keşfedilmesi en zor olanlar. Okyanusların sadece %5'inin keşfedildiği öngörülüyor. Yani okyanusların kalan %95'i hala bulunmayı bekleyen gizemlerle dolu. Bir gemiye binip yeni deniz türlerini görmeyi ve sizi bekleyen kocaman bir balina köpek balığıyla karşılaşmayı hayal edebiliyor musunuz? Sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu videodan sonra denize asla güvenmeyin. Ayrıca bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da atlamayın. Hadi başlayalım. Dokuz. Paolo Petri. 1967 yılında eski Yunanistan'da bulunan ve bir bölgede suyun 3 ya da 4 metre altında olan denizciler antik bir kent olan Paolo Petri'yi keşfettiler. Şehrin bir depremden sonra suyun altına battığını söylememize bile gerek yok. Ama yine de bulunduğunda mükemmel durumdaymış. Milattan önce 2800 yıllarından kalma olan kalıntıların arasında yollar, bahçeli iki ev, su sağlama sistemi, gömütler ve 37 tüp varmış. Bunların yanı sıra heykeller ve günlük olarak kullanılan araç gereçler de bulunmuş. Bilim insanları buranın denizin altındaki en eski arkeolojik alan olduğunu tahmin ediyorlar. Buranın refah içinde olan bir liman şehri olduğunu tahmin ediliyor. Yani burada yaşayanlar Akdeniz yoluyla ticaret yaparlarmış. Ayrıca elitler sarayı olan şeylere benzer biçimde Great Hall diye anılan bir yer varmış. Bir sualtı arkeoloğu olan Dr. John Henderson, 40 sene içinde buraya resmi olarak giriş izni olan ilk arkeolog olmuş. Henderson şehrin 3D videosunu yaratmış ve bunu kaçırmamalısınız. Mutlaka bakın. 8. Devasa dalgalar. Denizde ilk başta bize çok sıradan görünen bazı şeyler vardır. Mesela dalgalar. Dalgalar suyun yüzeyindeki rüzgarın hareketiyle oluşurlar. Ama bazı dalgalar vardır ki onlara çok da alışık olduğumuzu söyleyemeyiz. Şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek dalga tepesi yükseklik olarak 34 metreyi aşmış ve 80 yıl önce bir Amerikan gemisi olan Ramapo'yu mahvetmiş. Başka harika bir dalga da 2011'de bir sporcu olan Garrett McNamara tarafından sörf yapılmak için kullanılmış. Hawaii'li bu sörfçü şu ana kadar sörf yapılmış en yüksek dalga olarak rekoru elinde tutuyor. Garrett'ın sörf yaptığı dalga yüksekliği 23 metreden fazla, yani 10 katlı bir bina kadar uzun. Olay Portekiz'de Nazare köyünde gerçekleşmiş. Balıkçılık köyü olan bu yer Portekiz'in kıyılarında yer alıyor ve devasa dalgaları sayesinde ekstrem sörf konusunda çok bilindik ve popüler hale gelmiş. Eminiz çoğu insan böyle bir görüntü karşısında şaşkına dönerdi. Özellikle de yüzme bilmeyenler. 7. Challenger Çukuru. Challenger Çukuru 10.994 metre derinlikte ve okyanusun en derin noktası. Pasifik Okyanusu'nda, hatta özel olarak Mariana Çukuru'nun en güney ucunda yer alıyor. Bilim insanlarının açıklamalarına göre bu çukurun yüksekliği Everest Dağı'nın yüksekliğinden de daha fazla. En derin noktasındaki suyun basıncı 8 ton inç kare. Bu basınç bir insanın üzerindeki 50 uçağın ağırlığının yarattığı basınca eşit. Sadece ünlü film yönetmeni olan James Cameron bu çukura giriş yapabilmiş. O da ileri teknoloji denizaltısı Deep Sea Challenger sayesinde. Bu şekilde Cameron dünyanın en derin noktasına yalnız inebilen tek kişi olarak tarihe geçmiş. Bu olayın kaydedilmiş raporlarına göre tam olarak aşağı noktaya inmesi 2 saatten uzun sürmüş. Sonrasındaysa Cameron burayı herhangi bir paranormal olayın yaşanabileceği aydaki bir çöl olarak adlandırmış. Seneler sonra bir grup bilim insanı bu çukurun yeni solucan, salyangoz, deniz yıldızı ve deniz omurgalıları türlerinin de dahil olmak üzere bir sürü bilinmeyen yaşayan canlıyla dolu olduğunu keşfetmişler. Suyun sıcaklığı ortalama 1 ile 4 derece arasında değişiyor. Bu da donma noktasına oldukça yakın bir sıcaklık. Ayrıca Challenger'ın büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda büyüme ihtimali olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu derinlikte ve bu kadar basıncın altında olmanın nasıl hissettireceğini hayal edebiliyor musunuz? Sizce de kulağa biraz korkunç gelmiyor mu? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. 6. Chuuk Lagoon'daki hayaletler. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Japon birlikleri kendilerini korumak için Mikronezya'daki Chuuk Lagoon'a taşınmışlar. Ama ABD bu bölgeye tam 2 gün boyunca bombardıman yapmış. Her şeyi yerle bir edecek şekilde 500 tondan fazla bomba kullanmışlar. Sonuçlarsa yıkıcı. 60 gemi ve 200'den fazla muharebe uçağı hızlıca dupduru sulara gömülmüş. Dahası saldırılar sırasında 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bu olaydan sonra en az 2 yıl boyunca suda ciddi oranda yağ varmış ve burada yaşayan canlı türleri çok derinden etkilenmişler. Bu sayede Chuuk Lagoon'u son zamanlarda en çok gezilen yerlerden biri haline gelmiş. Ama ziyaret edilebilecek koca bir gemi mezarı olmasının yanı sıra birçok insan buranın hayaletler, ruhlar ve paranormal varlıklarla dolu olduğunu iddia ediyormuş. Buraya dalış yapan bazı dalışçılar bir takım sesler duymuşlar. Bir kısmı da yanlarında bir şeylerin varlığını hissettiklerini iddia etmişler. Ünlü kaşif Jack Cousteau bile bütün sırlarına birinci elden şahitlik etmek amacıyla bu sulara dalmaya karar vermiş.
burada bulduğu şeyleri Kayıp Gemilerin Lagunu filminde görebiliyoruz. Mutlaka siz de göz atın. 5. Ningaloo Resifi. Ningaloo kıyısı Avustralya'nın batı kıyılarındaki bir mercan resifi şeridi. Ama eğer burası hakkında hiçbir fikriniz yoksa biz şimdi size anlatacağız. İnsanlar çoğu zaman Ningaloo'ya gözlem gemileri sayesinde yaklaşıyorlar. Bu sayede inanılmaz deniz yaratıklarını dikkatlice izleyebiliyorlar. Ama yakın zamanlarda bir grup turistin beklentileri onların teknesini izleyen devasa bir balina köpek balığı olduğunu fark ettiklerinde gerçekten aşmış. Bu an aynı zamanda fotoğrafçı ve bir sualtı fotoğrafçılık ajansının sahibi olan Ocean Collective Media'nın sahibi Tom Cannon tarafından yakalanmış. Cannon 26 yaşında ve İngiltere'de doğmuş ama daha ergenlik yaşlarındayken Avustralya'ya taşınmış. Tom'un anlattığına göre balina köpek balığı kamerasının lensinden sadece santimetreler uzaklıktaymış. Tekne de birkaç metre arkadaymış. Bu sayede birçok turistin Pisa Kulesi'ni tutarken çektiği fotoğraflar gibi bir illüzyon ortaya çıkmış. Fotoğrafçının söylediğine göre köpek balığı tekneyi 10 dakikadan uzun bir süre boyunca takip etmiş ve birkaç kere su yüzüne çıkmış. Ayrıca ziyaretçilerin balina köpek balıklarından korkmamaları gerektiğini de eklemiş. Resmi olarak dünyanın en büyük balıkları olsalar bile. Ayrıca Avustralya'nın bu arka resifinde Mart ve Temmuz ayları arasında bu türü görmenin oldukça yüksek ihtimal olduğunu belirtmişler. Muhtemelen bu deneyim hayatta en üst sıraya koyacağınız deneyimlerinden biri olacaktır. Sizce de öyle değil mi? 4. Fosforlu yuvarlaklar. Hint Okyanusu'nun doğusunda olan Basra Körfezi'nde suyun üzerinde parlayan ve dönen bazı yuvarlaklar bulunuyor. Bu durum hala bilim insanları, araştırmacılar, hidrograflar ve denizciler arasında tartışılıyor. En basit ve en genellenmiş resmi açıklamada bu noktaların deniz bitkileri gibi ışık saçan organizmalar tarafından oluşturulduğu yönünde. Diğer bazı bilim insanları ise bunların küçük deniz canlılarının hareketlerinden ya da çok küçük depremlerden ortaya çıktığını iddia ediyor. Bazıları bu varsayımların şaibeli olduğunu ve onların UFO'lar olabileceğini savunuyor. Bu olay Mayıs 1879'da HMS Vulture gemisinin mürettebatı tarafından gözlemlenmiş. Basra Körfezi'nden geçerlerken 270 büyük gemiden daha fazlası bu gizemli olaya şahitlik etmişler. Hepsi bu yuvarlakların dönme hızının çok yüksek olduğunu söylemişler ve görüntülerini uçan objelere çok benzetmişler. Bu yuvarlakların uzunlukları bazen onlarca kilometreye ulaşabiliyormuş. Çoğu zaman Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda ve Umman Körfezi'nde görünüyorlarmış. Sizce bu yuvarlak şekillere neden olan şey ne? Işığın ve hareketin sebebi ne olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. 3. Şeytan Denizi. Bermuda Üçgeni ve orada yaşanıp açıklanamayan olaylar hakkında birçok şey yazıldı. Ama aslında dünyanın diğer tarafından Şeytanın Denizi diye anılan çok daha gizemli bir yer var. Şeytanın Denizi, Miyake Adaları'nın yakınlarındaki Pasifik bölge. Tokyo'nun yaklaşık 1 kilometre güneyinde. Eski Japon efsanelerine göre bu denizde zamanı senelerce dururmuş. Denizciler burada ejderhalara benzeyen büyük deniz yaratıklarını bile görmüşler. Bu yaratıklar okyanusun üzerine yükselerek gemileri denizaltına çekmeye çalışıyorlarmış. 1989 yılındaki Amerikalı yazar Charles Berlitz, Dragon's Triangle yani Ejderhanın Üçgeni isimli bir kitap yazmış. Bu kitapta 5 ordu gemisinin toplam 700'den fazla mürettebatıyla kaybolması, ayrıca buraya giden ve içinde 100'den fazla bilim insanının olduğu bir araştırma aracının da ani yok oluşunu anlatıyor. Bu ortadan kaybolmaları Japon hükümetinin anlatmaya çalıştığı ilk zaman 1955 yılıymış. Çünkü bu yılda bilimsel bir araştırma gemisi olan Kemaru Wei yola çıkarılmış. Maalesef bu proje ölümle sonuçlanmış. Çünkü bu gemide batmış ve içindeki mürettebattaki herkes ölmüş. Japonya güzel bir yer ama belki de bu gizemli denizden uzak durmak en iyisidir. 2. Musa. 2009 yılında Meksika'da Musa, yani Sualtı Sanat Müzesi olarak anılan ilk sualtı müzesi Cancun'da ya da basitçe Musa'da açılmış. Bu müze Cancun'daki bir sahil oteli ile Kadınlar Adası'nın ortasındaymış ve suyun yaklaşık 8 metre derinliğindeymiş. Burada bir gözün silüetini oluşturan 4 adet heykel varmış ve bu işler İngiliz sanatçı olan Jason Decatur Taylor'a aitmiş. Jason bir heykeltıraş olmasının yanı sıra fotoğrafçı da. 1974 yılında doğan adam çoğu zaman kendi başına zaman geçiriyor çünkü işleri hep su altında. Projenin farkındalık oluşturulması için kullandığı ürünlerde çevreyi kirletmeyen maddeler kullanmış. Buna zarar görmüş mercanların yenilenmesi için kullanılan bir çimento türü de dahil. Heykeller arasında çıplak vücutlar, hamile bir kadın, güneşe doğru bakan bir utangaç, el kol hareketi yapan yaşlı bir adam ve el ele tutuşan bir grup insan da bulunuyor. Bütün işleri gerçek boyutlarda yapılmış. Bu da gerçekten güçlü bir etki oluşturmasını sağlıyor. Burada ayrıca İspanyol bir ressam olan Francisco de Goya'nın da esrarengiz oymaları bulunuyor. Cancun'daki bu müzeye ulaşmanın tek yolu turizm hizmetleri yapan ajanslar aracılığıyla gerçekleşiyor ve buraların hepsi çevresel yetkililer tarafından kontrol ediliyor. 1. Whitecliff Katil Balina Parkı.
White Cliff, Kanada'nın British Columbia bölgesindeki Batı Vancouver'ın yakınlarını yer alıyor. Burası Amerikalı dizi Arrow'un çekildiği yer. Hikayede bir milyarderin Pasifik'teki uzak bir adada 5 yıl boyunca tutsak kalması anlatılıyor. Burası şu anda 200'den fazla deniz hayvanına ev sahipliği yapıyor ve Kanada'nın ilk deniz koruma alanı. Ziyaretçilerin söylediğine göre yaz aylarında deniz aslanları bu sahilde uzanıyorlarmış. Dahası katil balinalar burada gözlemlenebiliyorlar. Bir seneden az bir zaman önce iki genç çocuk denize yüzerek keyif yaparken katil balina yaklaşmış. Çocuklar hızlıca en yakınlardaki kayalara tırmanmışlar ve balinadan kaçmışlar. Bu görüntüler görüntü yönetmeni Robin Rowell tarafından çekilmiş. Robin katil balinaların insanlara karşı bir tehlike oluşturmadıklarını söylüyor. Ertesi gün Kovichan koyunda da katil balina izi görüldü ve muhtemelen bu hayvanlar aynı gruba aitlerdi. Bu türler sürüler halinde yaşarlar ve büyük bir aile olarak bütün hayatları boyunca 6 ila 40 arasındaki sayılarla sürü halinde hareket ederler. Boyları 8 metreye kadar çıkabilirken ağırlıkları da 6 tona kadar ulaşabiliyor. Birincil yemleri diğer deniz hayvanları ve her gün yaklaşık 226 kilogram yiyecek tüketiyorlar.